Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün fragmentlerde veri alışverişi konumuza devam ediyoruz. Bir önceki derste hatırlarsanız Activity'den fragmentlere nasıl veri göndeririz ondan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise bir fragmentten Activity'ye, yani yaptığımız işlemin tam tersini nasıl yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Bundan sonraki derste ise geriye ne kalıyor? Fragmentten fragmente veri gönderme olayı kalıyor. Şimdi bugünkü ders için şöyle bir resmimiz var. Elimize şöyle bir bakalım. Bunu hatırlarsınız geçen ders anlatmıştım. Activity'den fragmente iki çeşit. Bir ya bundle'la ya da fragmentin birebir kendisini kullanarak veri gönderme işlemini yapıyorduk. Bundle'ları primitif tiplerde kullanırken kendi yarattığımız sınıfları veya bunların dışındaki sınıfları gönderirken, hatta bunları tutan ArrayList gibi collection yapılarını gönderirken ise fragment nesnesini direkt olarak kullanıyorduk. Bugünkü dersimiz ise bir fragmentten activity'ye nasıl veri göndeririz ondan bahsetmeye çalışacağım. Bunun için diğer konuya göre biraz daha karışık gelebilir ama merak etmeyin, elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar bir tane interface tanımlamamız gerekiyor. Bu interface benim fragmentimdeki verileri alacak üstüne ve bu interface'i implemente eden, yani gerçekleştiren. Ne demek bu? İnterfeyste yazdığınız metodu birebir uygulamak zorunda olan sınıf, eğer onu implement ediyorsa, onu uygulamak zorundadır. Hani butonlara seton click listener falan veriyorduk ya, neydi bunlar? Birer interface'di ve benden bir tane metot uygulamamı istiyordu. Aynı o şekilde biz de kendimiz bir interface yaratacağız. Bu interface sayesinde de fragmentten aktivite veri alışverişini yapmaya çalışacağız. Yapacağımız örneği şöyle biraz da koda dökersek. Öncelikle benim yapacağım örnekte yine şöyle bir örnek olacak. Daha önceki derste Activity'de edit tekstlerimiz vardı ve sonucu fragmente gönderiyorduk. Bugün tam tersini yapacağız. Verileri fragmentten alacağız. Butona tıkladığımızda Activity'de sonuç gerçekleşecek. Bunun için öncelikle bir tane interface tanımlıyorum. Bu interface'teki metodun iki tane integer parametresi var. Şuradan aldığım değerleri ben bu parametreler sayesinde Activity'ye göndermeye çalışacağım. Daha sonra Activity sınıfım bunu implemente edeceği için bu metodu gerçekleştirmek zorunda. Ve buna diyorum ki sana num1 ve num2 diye iki tane sayı gelecek. Sen bunları şuradaki text view'un içinde göster. Peki işte bu fragmentte yazdığım şeyler bu Activity'ye nasıl gelecek? Arada bir köprü olması lazım. İşte bu interface'imiz bizim köprümüz olacak. Buraya diyorum ki buradaki butona her tıklandığında, yani Activity'ye veriye gönderme olayı her olduğunda, şuradaki öncelikli olarak ilgili activity, yani bu fragmentin eklendiği activity'yi al. Daha sonra da onu benim listener'ımın içine koy. Listener nesneme ona ata. Sizin activity'niz eğer listener'ı böyle implemente ediyorsa buradaki activity bunun subclass'ı, yani alt sınıfı olacaktır. Bu yüzden böyle bir yazılım mümkün oluyor. Evet, burada da bu diğer konu bu dursun. Evet, şimdi anlattıklarımı Android Studio'da yapmaya çalışalım. Layout, hani konuya daha odaklanmak için layout'u ben önceden hazırladım. Şöyle bir hızlı hızlı bakalım. Öncelikle main activity'de nelerim var? Gördüğünüz gibi sadece sonucu tutan bir text view'um var. Şöyle de bakarsanız sadece şu kısım var. Ve fragmenti dinamik olarak değil de direkt XML olarak gönderdim. Zaten dinamik olarak da nasıl yaratacağımızı biliyoruz. Hani siz eğer böyle değil de dinamik olarak yazmak istiyorsanız yapacağınız tek şey onCreateView'un içinde bir tane manager nesnesi kullanarak ilgili add transaction'ını başlatıp onu commit ederseniz onu main activity'ye dinamik şekilde yerleştirmiş olursunuz. Ben direkt XML olarak yerleştirmeyi tercih ettim. Şimdi gelelim Fragment A'ya. Fragment A'mızın layout'una şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane edit text'im var, bir tane butonum var. Şöyle bir kod yapısı mevcut. Bunları ne olduğunu defalarca anlattım. Bir daha söylemek istemiyorum. Ve butonumun da text'inde activity'ye gönder yazıyor. Herhangi bir onClick metodu yazılmadı. Daha sonra da bunları onCreateView'da ne yaptık? İklemesini yaptık. Ve sayıları gönder butonuna bir set on click listener yaptım. Olayımız bizim bundan sonra başlıyor. Ben diyorum ki her on click çalıştığında send
Ya da şöyle diyelim, sayıları ne diyelim buna? Send data diyelim. Sayıları gönderi kullanmışız. Send data diye bir metot burada mevcut mu? Değil. Bunu alıyorum. Şöyle onCreateView'un view'un dışında oluşturuyorum. Public void send data diyerek. Bu da burada dursun. Şu ana kadar ne yaptık? Butona her tıklandığında bu metot çalıştırılacak. Bunun bilgisini. Şimdi ne demiştik? Bu aradaki bağlantıyı kullanmak için benim bir tane interface'e ihtiyacım vardı. Şuradaki klasöre new deyip Java class deyip şuradaki kind yani çeşidini interface seçiyoruz. Ve buraya metodumun adını yazacağım. Ne diyelim? Sayıları topla diye bir metot olsun. Okey'e bastım. İnterfeysim tanımlandı. Bunun içine bu interfeysi implemente edecek olan metodun pardon şöyle yapacağız özür dilerim. Bunun adına ben my listener diyorum. Benim dinleyicim olsun. Böyle olmadı. Şuradan bir faktör desek de herhalde olacak. Rename file diyorum. Sayıları topla değil. My listener olacak. Evet. Hatasız bir şekilde yaptık inşallah. Public void sayıları topla diye bir metot tanımlıyorum ve bunun içinde integer iki tane parametre olacak. Bunun da tipini söyleyelim tabii ki de. Şimdi burada gördüğünüz gibi diyor ki public diyor redundant interface metotlar için diyor. Public'i kullanmanıza gerek yok, gereksiz diyor. Bundan sonrası önemli değil. Şimdi ne dedik? Bu listener'ı main activity'de implemente etmem gerekiyor. Implement dedikten sonra my listener dersem bir hata alacağım. Ne hatası? My listener'da bir tane metot var. Senin o metodu implemente etmen gerekiyor. Bunu tıkladığımda gördüğünüz gibi sayıları topla metodum otomatik olarak oluşturuldu. Overwrite yani onu kendimize göre değiştireceğiz. Şimdi benim burada yapmak istediğim nedir? Buradaki sayı 1 ve sayı 2'yi alıp şöyle integer sonuç diye bir değişkenin içine atamak. Sayı 1 artı sayı 2 deyip. Daha sonra da şuradaki text view'umun içine yerleştirmek. Sonuç nokta set. Şimdi buradaki sonuçta buradaki sonuç aynı olduğu için hata alıyoruz. Toplam diyelim buna. Bu sefer set text diyerek ilgili atamamı yapabilirim. Sonuç eşittir dedim. Daha sonra da toplamı buraya yazdım. Evet. Main activity'de olacak şeyler bunlar. Şimdi bu sayıları toplayıp benim fragment arada bir şekilde çağırmam, kullanmam gerekiyor, değil mi? Şimdi butonum her tıklandığında send data diyecek. Send data'nın içine gidince de işte benim olacak şeylerimi burada yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Activity'ye ben verilerimi göndermek istiyorum. O yüzden ilgili activity nesnesine bir ulaşmam lazım. Get activity. Üzerine geldiğimizde return the activity this fragment currently. Yani ne diyor? Bu fragmentin ilişkili olduğu activity'yi elde edersiniz diyor. Eğer siz bunu kullanırsanız. Bunu dedikten sonra şuradaki my listener'ım vardı ya. Ondan ben bir tane nesne üretiyorum ve activity'yi buna atıyorum. Eğer sizin main activity'niz o ilgili listener'ı implemente ediyorsa arkadaşlar o activity bunun subclass'ı oluyor ve siz bu şekilde o subclass'a erişebilirsiniz. Tabii ki de burada bir hata alıyoruz. Çünkü getActivity bana activity gönderirken bu ise tamamen benim yarattığım bir tip. Bunu buna ne yapmam lazım? Typecasting yapmam lazım. Alt Enter'a basınca da gördüğünüz gibi ulaşmış oldum. Bu sayede ben ne yapmış oldum? Buradaki listener nesnemle activity'me yani buna ulaşmış oldum. Yani ne yaptık? Aradaki bağlantıyı bu şekilde kurmuş olduk. Listener nokta dedikten sonra görüyorsunuz ki sayıları topla metodum burada
Yani şurada oluşturduğum metot artık buradan erişilebiliyor. Ben buna integer iki tane sayıyı göndereceğim. Hangi sayılar onlar? Şuradaki edit text'e belirttiğimiz sayılar. O zaman buraya geliyorum. Integer sayı 1 diyorum. Eşittir. Edit text'imin birincisi neymiş? Sayı 1 demeyelim buna. S1 diyelim. Şuradaki edit text'imi oku. Oradaki verileri al. Get text. Get text. Daha sonra bunları string'e çevir diyoruz. Sonra da ne yapıyorduk arkadaşlar? Integer sınıfımızdaki parseInt metoduyla şu string ifadeyi buna veriyorduk ve o bana integer'a dönüştürüp S1'e atacak. Aynı şekilde integer S2 diyelim. Integer sınıfındaki bu sefer de value of metodunu kullanalım. Bu da benden bir string ifade bekliyor. Şu ifadeyi aynen alıyorum. Bu sefer burası ne olacak? Sayı 2 olacak. Bu sayede fragmentimdeki şu edit text'lere girilen sayıları ben S1 ve S2'ye atadım. Ve şu listener sayesinde de bunları aktivitime gönderebiliyorum arkadaşlar. Butona her tıklandığında edit text'ten değerler alınacak. Bu listener sayesinde de ilgili aktiviteye gönderilecek. O da nedir? Main activity. Buraya geldikten sonra da sonuç nokta setText diyerek bunları ekrana bastırabileceğiz. Bir bakalım hatamız, eksiğimiz var mı? Uygulamam açıldı. Şuraya geliyorum. 20 yazıyorum. Şuraya diyorum. 30 diyorum. Aktiviteye gönder dedim ve gördüğünüz gibi fragmentimden aktiviteye sayıları göndermiş oldum. Her butona tıkladığımda ne oluyor? Şuraya bir daha bir bakalım. Her butona tıkladığımda oluşturduğum sendData diye bir metot çağrılıyor. O metodun içinde de ilgili aktiviteye ulaşmam için bu oluşturduğum listener'ı kullanarak ilgili aktiviteye ulaşıyorum ve o aktiviteye ben değerlerimi gönderiyorum. Benim aktivitim bu listener'ı implemente ettiği için hem onun tanımladığı yani bunun içinde tanımladığımız metotları gerçekleştirmek zorunda hem de ne oluyor? Benim listener'ımın bir alt sınıfı oluyor. Bu sayede de ben ona ulaşıyorum ve daha sonra da buraya sayılar gelince de bunları text view'a yazdır diyorum. Böylece fragmenten main activity'ye birbiriyle çok da bağımlı olmadan böylece bir iletişim kurmuş oluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayan arkadaşlar canını sıkmasın. Bunlarla ilgili daha çok örnek yapacağız. Bir sonraki derste de gelin fragmentten fragmente nasıl veri göndeririz onu yapalım. Onda da yine aynı bu metodu kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.